Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Biz tadına bayıldık. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın akı sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker. Haşhaşlı çöreği tuzlu yapmak isterseniz 1 yemek kaşığı kullanmanız yeterli. 1 paket instant mayayı da ilave edip iyice karıştırıyoruz. İsteyenler yarım paket yaş maya veya yarım yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirler. Ama kuru mayayı mutlaka önceden biraz şekerle kabartın daha sonra kullanın. Üzerine alabildiği kadar un ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edip Önce spatula ile güzelce yoğurun. Ne zaman ki hamur ağırlaşmaya başlarsa elinizde yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Ben ortalama 4 su bardağı un kullandım. Ama lütfen un miktarını dikkatli bir şekilde azar azar ilave edip yoğurun. Kesinlikle sert olmayan kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur yapıyoruz. Hamurumu biraz kasede toparladıktan sonra hafif unlanmış masanın üzerinde ortalama 5-7 dakika yani üzeri böyle pürüzsüz görünene kadar iyice yoğuruyorum. Pürüzsüz bir hamur olduktan sonra tekrar kaseye geri alıp üzerine streç folyoyu çekiyorum. İsterseniz temiz bir poşette kapatabilirsiniz. Daha hızlı kabarması için üzerine temiz bir bez ile örtün ve güzelce mayalanması için dinlendiriyoruz. İsterseniz fırında veya sıcak suyun içine de oturtabilirsiniz. Haşhaş ezmesi için bir su bardağından biraz daha az olacak şekilde daha önce çekilmiş yağlı haşhaş haş ezmesi üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave edip bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İyice haşhaşı ezene kadar karıştırıyorum. Eğer çöreğinizi tuzlu yapmak isterseniz şeker ilave etmeyin. Çok az tuz ilave edebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra haşhaşı bir kenarda beklemeye alalım. 2 misli kabarmış olan hamurumuzu elimizde biraz toparladıktan sonra iki eşit bezeye bölüyoruz. Bezelerin daha düzgün olması için önce elimizde yuvarlayalım her ikisini. İlk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak Önce elimizde daha sonra merdane ile açma işlemine başlıyoruz. Ben masayı unlamadım ama isterseniz çok az un serpiştirebilirsiniz. Açmış olduğumuz hamuru daha rahat bir şekilde rulo yapabilmek açısından dikdörtgen şekilde açmaya çalışın. Hatta arada elinizle böyle dikdörtgen bir form verin ve merdane ile tekrar açma işlemine geçin. Ben önce elimle düzelttim, daha sonra merdane ile son bir defa daha üzerinden geçtim ve bu sayede dikdörtgen formda bir hamur açmış oldum. Hamurumu çok aşırı inceltmeyecek şekilde açtım. Önceden hazırlamış olduğum haşhaş ezmesinin yarısını hamurun üzerine gezdiriyorum. Bir kaşık veya bir spatula ile hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Ben bunun için kullanmış olduğum kaşıkla sürme işlemine devam ettim. Haşhaş ezmesini sürdükten sonra üzerine ince çekilmiş ceviz serpiştiriyoruz. Her iki beze için toplamda bir su bardağına yakın çekilmiş ceviz kullandım. Yani her birine yarım bardak olacak şekilde ayarladım. Ceviz isteğe bağlıdır. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Hamurumuzun uç kısmından başlayarak uzunlamasına bir rulo yapıyoruz. Ruloları çok böyle geniş aralıklarla değil ama çok aşırı da sıkmadan düzgün bir şekilde yuvarlayarak rulomuzu yapmış oluyoruz. Tereyağı ile yağlamış olduğum borcamımı bir kenara alıyorum. Haşhaşlı rulomuzu parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyoruz. Hatta küçük parmağımızın kalınlığında desem daha doğru olur. Ortalama 1,5-2 cm kadar diyebilirim. Çok aşırı kalın kesmemize gerek yok. Çok aşırı da inceltmeyin ki şekli belirgin olsun. Videomuzu bu kısma kadar kesintisiz izlediyseniz lütfen yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlıyorum. Şimdiden yorum yapan herkese çok ama çok teşekkürler. Bütün hamurun hepsini kestim ve şimdi borcama dizme sırası geldi. Dizme işlemini ben sıradan görünmesin diye şöyle hafif hepsinin uç kısmına gelecek şekilde yan yan yerleştirdim. İsterseniz düz de koyabilirsiniz ama bu şekilde görüntüsü çok daha güzel görünüyor. Diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. Üzerine haşhaş ezmesini sürdüm. Ceviz gezdirdim. Buraya yaptım. Tekrar kestim ve kalan hamuru da tekrar tepsiye dizme işlemine devam ediyorum. Sona doğru geldikçe artık o güzel şekli de ortaya çıkmaya başlıyor. En sondakileri düz bir şekilde koyuyoruz. Ve tam ortasına son parçayı da yerleştirdikten sonra tepside 20 dakika. Eğer vaktiniz varsa yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Haşhaşlı çöreğimizin üzerine yumurta sarısını sürmek için yumurtanın içine çok az yani böyle 1-2 damla kadar sıvı yağ gezdiriyoruz bu haşhaşlı çöreğin daha parlak olmasını sağlayacaktır. Çöreğimizin her tarafına gelecek şekilde özellikle hamur olan kısımlarına gelecek şekilde yumurtanın sarısını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 derece fırında pişmeye gönderiyoruz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben fırının en alt tarafına yerleştirdim. Borcamda olduğu için daha rahat, daha güzel bir şekilde pişsin istedim. Ağır ağır içini çeke çeke pişti. Toplamda 38 dakika gibi bir sürede haşhaş ezmeli çöreğim artık pişti ve fırından çıkartıp sıcak sıcak servis yapıyorum. Hemen sizler için içinin güzel dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın şu an çok sıcak ama yine de sizlere hemen göstermek istedim. Bütün katları belirgin. İsterseniz haşhaş ezmesi yerine zeytin ezmesi, peynir veya daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Hem yumuşacık hem de lezzeti tam yerinde. Haşhaş ezmesi sevenler bu tarife kesinlikle bayılacak. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arka planda görmüş olduğunuz muzlu pastanın tarifini bir önceki videoda paylaşmıştım. Kanalımdan detaylı tarifinde izleyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerimden memnunsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz bu videoda hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun